Arkadaşlar merhaba. Kendi yaptığımız römorkumuzla kum getirdim dere kenarından. Şimdi merak ediyorum acaba kaç kilo kaç kilo. Şimdi kendi karavanımı da yapmayı düşünüyorum. Yaklaşık 600 kilo 750 kilo şartı var zaten. Geçmeyecek şekilde. Gelirken çekerken sorun olmuyor da dururken biraz sıkıntı yapıyor arkadaşlar. Ani durmalarda falan önler kapıyor arkadan iteklediği için. İşte ben de merak ettim acaba şu an üzerinde römorkun üzerinde ne kadar yük var? Kumlar ne kadar? Yaklaşık olarak tartacağım. Şu şekilde bir kantarım var. Kovalar belli zaten. Bir küçük kovaları tartacağım. Bir de büyük boy kovalardan tartacağım. Yaklaşık olarak ağırlığını bulmuş olacağız. Arkadaşlar bu kovadan içinde 15 kilo kum var. Arkadaşlar 6 tane 15 kiloluk kumdan. Şu blöder kovaları da yaklaşık olarak 20 kilo arkadaşlar. Keza bu da 3 de 20 kilo. Altındakini de 15 kilo sayabiliriz. Videoda fazla yer kaplamaması için arkadaşlar ben videoyu durdurup sonradan diğer kovaları da tartıp sonucu size söyleyeceğim. Arkadaşlar şu gördüğünüz kısma kumları boşaltıyorum. Şu arka sıradakiler 15 kilo.
Şu öndekiler yani 20'den fazla ama bunları 20 kilogram olarak sayacağım. En son toplayacağız. Şurada gördüğünüz sular da römorkun üstündeydi. Şu kovalar da aşağı yukarı aynı ölçüde. Sadece şu iki tanesi fazla geliyor. Şu kovaları da şimdi tartacağım. Kaç kilo geliyorsa yaklaşık olarak diğerleri de aynısıdır diye kabul edeceğiz. Arkadaşlar 30 kilo. Bu kovanın içinde 30 kilo kum var. Arkadaşlar kovalarımızı boşalttık. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Getirdiğimiz kum da o kadar. Şunun içinde yaklaşık 5 kilo falan odun var. Yine 2 tane suyumuz vardı. Arkadaşlar önceki videolarımdan hatırlarsanız bir tane lastik 15 kilo geliyor. Yaklaşık olarak 15 kilo. Altındaki dingil ise 20 kilo. Kullandığım dingil yaklaşık olarak o da 20 kilo. Tabi şurada kampanaları falan var. Onları da eklersek 20 kilo. Yani jant lastik dingil 50 kilo. Aşağı yukarı römorkun kendi ağırlığıydı. Kaplinle beraber. Kendi ağırlığı da en iyi ihtimalle 150 kilo olmuş olsa sadece boş ağırlığı 200 kilo. Bunu da ekleyeceğiz arkadaşlar hesaplamalarımıza. Bakalım ne kadar çıkacak sonuç. Arkadaşlar hesaplamaları en iyi ihtimalle yaptım. 8 tane ufak kovamız vardı. Şu en ön sırada duranlar 8 çarpı 15 120 kilogram yaptı. 7 tane onlar da en iyi ihtimalle arkadaki su bidonları onlar da düşük ihtimalle yazdım. Onlardan da 7 adet var 20 kilo olsa diye. 20 kilo geliyor diye 140 yaptı. Arkadaşlar şu büyük kovalardan 30 kilo gelmişti tarttım. Onlardan 13 adet var. 390 kilo yapıyor. Şu gördüğünüz 2 tane büyük kovada yaklaşık olarak 40 kiloydu. Onlar da 80 kilo yaptı ikisi. 2 tane suyum vardı 10'ar litre. Onlar 20 kilo yaptı. Odunlar işte kürek onları da ihtimalle yazdım. Bir çuval odun. Kürek, tırmık, fırça. Onlara da dedim ki 10 kilo gelse. Römorkun kendi ağırlığını zaten en iyi ihtimalle hesaplamıştık. O da 200 kilo demiştik. Topladım arkadaşlar 960 kilo çıktı. Normalde yasal olarak 750 kilo yüklü ağırlık. 750 kilo biraz opsiyon. Yurt dışında opsiyon veriyorlarmış. 785 kiloya kadar. Yurt dışında çevirdikleri zaman kantara çıkarıyormuş trafik polisleri. 785 kiloya kadar yüklü ağırlık karavan ve römorklarda daha doğrusu ruhsatsız plakasız ruhsatsız B sınıfının kullandığı
karavan ve römorklarda maksimum yüklü ağırlık 785 kilo gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Biz burada 960 kilo çıktı dediğim gibi, emin olun bunlar minimal, yani çok abartmadan gerçeğe yakın olarak tarttım ki vallahi şaşırdım. Ben dedim ki acaba ya ben yani maksimum 500 kilo falandır diye düşünüyordum. Ama üstündeki ağırlık 760 kilo çıktı. 200 kilo da römorkum kendi ağırlığı 960 kilo çıktı arkadaşlar. Vallahi ben de şaşırdım. Karavan yapmayı düşünüyordum. Gelirken biraz yokladım. Arkadaşlar şunu açıkça söyleyeyim, netçe söyleyeyim. Gerçekten LPG'de biniyorum. 960 kiloyu şu an hesapladığımız bu 960 kiloyu çekerken gerçekten zorlanmıyorum. Rampalardan da çıktım. Evimin önünde bildiğiniz üzere rampa. Hususi şuradaki yüksek bir rampada durdum. Hani durma noktasına geldik. Oradan tekrar yüklendiğim zaman, hani birinci bir teste tekrar yüklendiğim zaman hiç araba teklemeden toparladı çıktı. Ben de diyordum ki yani 400 kilo 500 kilo falan filan. Ama gerçekten rakamlar beni de şaşırttı. Çekerken zorlanmadık. Gelirken bir defa ani durmaya çalıştım. İki defa arkadaşlar. Önler kazıkladı. Arkalar pek yardımcı olmuyor frene. Önler kazıkladı. Araç kaydı. Öyle pek güven vermedi. O yüzden ben biraz çekinmiştim. Acaba bu karavanda nasıl durdururum falan filan diye. Tabii bunu geliştirmeyi düşünüyoruz. Arkalara 124'lerin diskini takmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Frenleri biraz güçlendirmek aklımızda vardı. Vallahi çekerken problem yaşamazsınız. Hani şöyle motoru da göstereyim tekrardan. Takip eden arkadaşlar bilir. Arkadaşlar motorumda da açık hava filtresi taktık. Ona göre tekrardan gaz ayarı yaptırdık. Herhangi farklı bir oynama yok. Yani crank filtresi var. Açık hava filtresi var. Hedersin var. Hani bu ayarlamaları yaptık. Hani kesinlikle bayılma, zorlanma, çekerken bir problem yok. Lakin dururken hiç hoşuma gitmedi. Frenlere biraz odaklanmak gerekiyor. Getirdim şu kumda bu kadar. Hani fazla gözükmüyor ama zaten gördüğünüz gibi şöyle içinde çakıl taneleri de var. Arkadaşlar şurada gördüğünüz kum yanında aynı römor kumla getirmiştim. Vallahi şu sonuca şaşırdım. Karavanı çekerken sürtünme kuvveti illaki artacak arkadaşlar. 3,5 metre boyunda 2 metre yüksekliğinde yapmayı düşünüyorum. Tabii 2 metre eninde. Hani bunda pek bir rüzgar direnci yok. Aracın arkasında zaten şey yapmıyor. Rüzgara takılacak bir kısmı yok. Ama karavanda tabii ki çekerken rüzgar direnci de meydana gelecek. Belki bir tık zorlanabilir. Ama dediğimiz gibi zaten yasal olarak karavanı ben 3 kişilik yapmayı düşünüyorum. Yani takribi 550-600 kilo yüklü ağırlığı olarak hesaplıyorum kafamdan şu an için. Demek ki problemsiz çekecek ama fren sistemini bir elden geçirip güçlendirmek gerekecek. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Siz de yorum kısmına görüşlerinizi ekleyebilirsiniz. Hoşunuza gidiyorsa koyduğum videolar beğenebilirsiniz. Abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Tecrübeleriniz varsa benimle de paylaşabilirsiniz yorum kısmına. Veya merak ettiğiniz bir şeyler varsa sormak için yorum kısmına ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Farklı bir videoyla görüşmek üzere.